Bu elimde gördüğünüz yumurta üzerinde herhangi bir etiket barındırmıyor. Bir damga yok, bir barkod da yok. Tam aksine üzerinde çamur var, biraz ot var, hatta belki de tavuk kakası falan var. Eğer bu videoyu yazın yapıyor olsaydım elimde kendi yetiştirdiğimiz bir domates olurdu ve videoya oradan girerdim. Hatta hava güzel olsa bisiklete atlayıp Bodrum'un herhangi bir koyundan böyle sakin bir yayın yaparak bugün anlatmak istediğim konuya bir sahne hazırlardım, bir kurgu hazırlardım. Ama ne yazık ki kış, dün akşam ciddi bir fırtına vardı. Uzun süredir de hava yağışlı, böyle kısa molalar veriyor ve bu sabah da güneşli bir havaya uyandık. Şimdi bu güzel yumurtayı kahvaltıda yiyeceğim ama aynı zamanda neden bir yumurtayla açtığımı ya da bir domatesle açmak istediğimi birazdan anlatacağım. T'es beau, t'es beau parce que t'es courageux. Yaklaşık 10 aydır bu videoları çekiyorum. Aşağı yukarı 70'e dayandı galiba. Ve başından beri de en çok yapmak istediğim şey aslında karşılıklı bir iletişim kurmak. Bugüne kadar 250 küsür İzleyen, takip eden insan bu kanalı ayakta tuttu. Zira mutlaka bir şekilde bir videoya bir yorum yapıldı. İşte çok iyi gidiyorsun, devam et, izliyoruz, takip ediyoruz falan gibilerden. Aşağı yukarı nasıl yaşadığımıza dair bir kafada fikir oluşturmuştur bu kadar video. Bu hafta başı ilk kez bu blog için hayal ettiğim, gelmesini beklediğim sorulardan ikisi geldi. Birincisi Fırat Yılmaz'a ait. İkincisi de bir dönem birlikte çalıştığımız Özgür'e ait. Ben de bu videoyu o iki soruya yanıt vermek için çekmek istedim. En azından bir soru cevap videosu olmuş oldu. Olmadı demem yani. Fırat Bey şunu sormuş. Bodrum'a yerleşmeyi neden tercih ettiniz? Hiç gitmediğim halde uzaktan izlediğim vakit Bodrum bana itici geliyor. Siz neden tercih ettiniz diye bir soru sormuş. Özgür da şöyle bir soru sordu. Bugüne kadar elde ettiğimiz o yaşam standardını işte bir Ege kasabasına taşındığında nasıl koruyacağız? Fırat Bey'e de Özgür'e de çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de aklında soru varsa lütfen yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Ki ben de videoları böyle biraz daha canlandırabileyim. Onun dışında erken emekli bir adamın Bodrum'daki hayatı olarak tarif edebileceğiniz bir kanaldan bahsediyor olabiliriz aslında. Fırat Bey'in sorusuyla başlayayım. Neden Bodrum tercihi? Aslına bakarsanız taşınmazdan evvel Bodrum bana da itici geliyordu ama bunun bir nedeni var. Çünkü hiç gitmediğimiz, hiç bilmediğimiz yerler hakkındaki en kaba fikri televizyonlardan alıyoruz. İçinde yaşadıkça insan fark ediyor. Bodrum'u sadece televizyonlardan keşfetmemek gerekiyor. 2003'ten beri İstanbul'dan ayrılmayı planlıyordum zaten ve ilk kafamda Bozcaada vardı. Selimiye oldu. Ama ben bu kararları verirken yalnızdım, yani bekardım. Hayat karşıma hülyayı çıkarttı. O zaman bir çift olarak düşünmek durumundasınız. Ve biz de öyle yaptık. Bodrum'un bizim için bir geçiş noktası olabileceğine kanaat getirdik. Yani istediğiniz zaman sizi o izole hayatın içinde, o izole dünyanın içinde muhafaza edebiliyor Bodrum. Ama aynı zamanda istediğiniz zaman sosyal hayata da karışabiliyorsunuz. Dolayısıyla burayı tercih etmemizdeki ana neden buydu. Hiç de pişman olmadık açıkçası. Kaldı ki 3. seneyi de geride bıraktık. Bu insanı ne kadar doğru bir karar vermişim dedirtiyor. Hatta keşke daha önce de taşınsaymışız demeden edemiyorsunuz. Bu arada yumurtam da haşlandı. Şunu hemen suyunu boşaltalım. Şimdi bu yumurtayı neden gösterdiğimde anlaşılıyor. Ya da elimde bir kendi yetiştirdiğim domates de olabiliyor. Bunlar da bonus. Burada yaşama tercih etmemizin bonusu bu yumurta. Ve yazın göstereceğim domates. Ben çocukluğumu çok özleyen biriyim. Öyle bir mahalle büyüdüm ki bebekteydi. Ki bebeğe gitmeyen veya dışarıdan bakan biri de bebeğin
İstanbul'un en kalbur üstü semtlerinden biri sayabilir. Kalabalık, pahalı, işte gerçekten İstanbul'un işte belli bir kesimi gidebiliyor gibi bir havası var. Ama ben doğup orada doğup büyüdüm. Hiç de öyle değildir. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değildir. İstediğim zaman komşumun kapısını çalabiliyordum. Yukarıdan Emoş teyze bize sepetle aşure indirirdi. Susardık, Kadriye yengemin kapısını çalar, su içerdik. Gerçekten böyle komşuluğun, komşuluk olduğu dönemlerde falan büyüyünce son dönemde yaşadığım İstanbul benim için çok renksiz, ruhsuz bir şeye dönüştü. Burada az evvel saydığım her şey var. Yani şu yumurtayı yukarıda haladan alıyorum. Ev sahibinin halasından. Az evvel kestiğim tereyağı evde yapılmış. İneğini görüyorsun, sağdığı ineği. Süt kaynatmasını görüyorsun. Bütün bunların hepsi bence burada yaşamak için de bir neden. Gerçekten şehirlerde gittikçe sentetikleşen, gittikçe bozulan bir ortam var ve bu insan sağlığı için hiç iyi değil. Hatta insani değil. Neyse şimdi şunu yiyeceğim, kahvaltımı edeyim. Özgür'ün sorusuna da bakacağım. Zaten mesai de başlamak üzere. T'es beau, t'es beau parce que t'es courageux. Regardez dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es... Mesai vakti. Birkaç küçük işim var, onları halledeceğim. Ve cumayı da kapatarak haftayı tamamlayacağız. Şimdi Özgür'ün sorusuna gelelim. Tabii bunun için de bir formül vermem mümkün değil. Tercihlerimiz ve nedenlerimiz pek çok şey belirliyor aslında. Yani hayat ya zorlaşıyor ya kolaylaşıyor. Şimdi standarttan kasıt, buraya not almışım. Sanıyorum standarttan kasıt benzer şeyler. Mesela bizim İstanbul'dayken bir arabamız vardı, bir televizyonumuz vardı, işte dijital platformlarımız vardı. Kapıdan çıkınca elimizin altında bir market, istediğimiz an gidebileceğimiz bir restoran vardı. İstediğimiz an buluşabileceğimiz arkadaşlarımız vesaire. Yani bunları böyle arka arkaya sıraladığınızda sanıyorum bir standardı oluşturuyoruz galiba, bir tablo oluşuyor. Buna hemen şey ekleyeyim, tiyatro, film ve müzik festivalleri, bağımsız kültür sanat etkinlikleri İstanbul'da yine elimizin altındaydı. Buna kolay ulaşım, kıyısında kahvaltı edebileceğiniz ya da yürüyüş yapabileceğiniz Boğaz, binebileceğim vapurlar, o vapurları takip eden martılar. Ya bütün bunların hepsi sanıyorum o bahsedilen standardı oluşturan şeyler. Bunlardan nasıl vazgeçeceğiz? Ya da bunları nasıl koruyacağız tedirginliği? İşte bu tedirginlik hareket etmemizi engelliyor aslında. Kestirmeden de şunu söyleyebilirim. Aslında kaybetmek istemediğimiz galiba biraz da bu satın alma gücünün bizde doğurduğu güven olsa gerek. Bu güveni kaybetmek istemiyoruz. Biz büyük şehirlerden gelenlerin bir kuruntusu diyeyim ben buna. Ben kendi adımı öyle görüyorum. Bir şeylerden vazgeçebilmenin tabii ki verdiği bir rahatlık da var. Standart olarak dediğiniz şey bir anda dönüşüyor zaten. Bundan 5 sene evvel sabah kalktığımda yapacağım ilk iş soba temizlemek değildi burada. Soba temizliyorum. Odun kırıyorum. Başka bir standarda dönüşüyor. İnsan zaten kolay uyum sağlayabilen bir varlık. Bir düğmeye basınca doğalgazınız yanmıyor burada. Ya da ocağınız yanmadığında tüpün bittiğini anlamanız gerekiyor. Bir şeyler yeniden kurgulanıyor. Eğer büyük şehirden bir Ege kasabasına yerleştiğinizde kaybettikleriniz sizin içinizde bir yara açıyorsa veya açacağını düşünüyorsanız şöyle söyleyeyim, çok çabuk kabuk bağlıyor, çok çabuk iyileşiyor ve öncekinden daha güçlü oluyor. En azından ben kendi adıma bunu yaşadım. Evleriniz, barklarınız, arabalarınız olur. Görüyorsunuz işte bir sel oluyor, bir deprem oluyor, her şey elinizden gidiyor. O yüzden çok da önemli değil. Bugüne kadar yaşadığım evlerin hiçbirinde bir tamir çantası yoktu, bir takımım yoktu mesela. Bakın burada artık balta kullanıyorum. Başka bir, hiç tanımadığım bir aleti kullanıyorum. Toprakla uğraşmaya başladım. Oturduğum evler şansıma hep bahçeliydi. Ama babam şunun ucundan tut dediğinde kaçardım. Yani çok profesyonel miyim? Değilim. Yavaş yavaş öğreniyorum. Ev sahibimiz geldi. Birlikte ot topladık. Hemen arkada, arsadaki alanda yeşermiş. Otlardan topladık. Hiç bilmediğim bitkiler bunlar. Yani ektiğim alana özen gösterirken, şimdi orada yürürken bastığım yere dikkat ediyorum. Çünkü insan öğreniyor. Bakın 40 yıl bunlardan habersiz yaşamışım. 45 yaşındayım ve başka bir şey olduğunu görüyorsunuz. Başka bir şeyin mümkün olduğunu görüyorsunuz. Doğa size bunu da anlatıyor. Neyse anlatmaktan yoruldum.
Ama gerçekten bu gelen iki soru için Fırat Bey'e de Özgür'e de çok teşekkür ederim. Beni çok heyecanlandırdı. Bu böyle deneme şeyi olsun. O inşallah alttaki yorum kısmına yorumlarınız ve sorularınız gelir. Böyle interaktif, benle biraz hazırlanarak yayınlar yaparız. Başta dememiştim, şimdi söyleyeyim. Hadi ben kaçtım. Hepinize iyi günler diler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. La 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 la